Merhaba arkadaşlar. Daha çıkmadım adam akıllı. Red Bull alayım, kendime adam akıllı geleyim. Bir mola vereyim dedim. Fazla uzağa gitmedim, hemen arka tarafından, marketten Red Bull aldım. Bugün hava çok güzel. Aa, bir kedi var. Adam akıllı dışarılarda kedi göremezsin İngiltere'de. Çünkü hep sahipli evlerindedir. Oral değil. Normalde 4 yıldır buradayım. Bulunduğum bölgeleri, nerede yaşıyorum, nerelerde geziyorum, yani sporumu nerede yapıyorum, bisikletle gezilebilecek alanlar var burada, böyle sürekli bisiklet yolları var. Oralarda videolar çekeceğim sizin için. Her tatil gününde dükkan kapalı oluyor. Yengem, abim, ben kaldığım için onlar gelmezse ben tek başıma gideceğim. O yüzden yapacağız bir şeyler. Tanımıyorum, öylesine el salladım. Baktı, çok baktı. Ne yapıyor bu deli dedi. Büyük ihtimal. Utandım mı? Evet, birazcık utandım. Garip ama bu insanlar biraz rahat oldukları için ben de onlara karşı biraz rahat davranıyorum. Saat kaçmış bakalım. Saat 12:10 geçiyor. Güzel. Hava da çok güzel. Muazzam bir hava var. Kaçıramaz. Bakalım, yavaş yavaş gezelim. Size güzel videolar çıkartmaya çalışacağım. Bisiklet alanlarından geçeceğim. Bugünümü toplam ne yaptım, ne ettim onu kaydedeceğim. Ayrıca YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğendiğiniz, beğenmediği şeyleri aşağıya yazın. Beğenmeyi, yorum atmayı dediğim gibi unutmayın. Şimdi gezelim. Evet, hadi bakalım birazcık gezelim. Biraz ters yön olduğu için her araba çıkabilir. Ve güzel yerlerden gezmeye başlayalım. Ay ne rahatladım ha. Vallahi. Evet, biri önde koşuyor. Yakalayalım mı? Herkes koşuyor. Yani şu an sakin hali. Hızım kestirmeden giderim ona avradına. Şuradan sağda. Yolun karşısından da geçerdim de. Neyse. Bu işi yapacağım dostum. Yoruldum. Aslında ben karşı yola çıksam daha iyi olacak. Ablacım, kaç yolda? Köpeğim de gelmiş. Şimdi korkacaklar, yanlarından geçeceğim. Thank you. Evet, neredeydi o park? Evet, şurası. Hatta şöyle yapayım. Şu karşı taraf park. Bak mesela şöyle güzel detaylar var. İçine böyle sanki sandıkmış da, hani içinde değerli eşyalar varmış gibi de böyle şeyler koymuşlar. Bence çok tatlı. Güzel yani. Şöyle geçelim, birazcık muhabbet sohbet edelim. Ay fazla dolanmadım, arka bisiklet yollarından geldim. Çok bisiklet yolu var aslında. Ben buraya çekeceğim de GoPro'm yok. Elimde böyle bir böyle bir gimbal tutuyorum. O yüzden o çok zorlaştırıyor benim işimi. Özür dilerim. Ondan sonra öyle ya, anlatamıyorum. Karşıdan insanlar da geliyor, biraz garip geliyor. Yani daha böyle yenemedim. Of, ye bitir. Bir öpüyor hayvan. Neyse. Yedin bitirdin kızı be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neyse. Evet. Neyse, karşısı bayağı manzarası güzel. Çimlik. Sanki böyle nasıl söyleyeceğim ben burayı şimdi? Bildiğin Liverpool sahası gibi, biliyor musun? Kocaman. 150 neredeyse. Gerçekten bir futbol sahası kadar büyük. Karşım çim. Ve karşısı bildiğin yayla gibi. Kocaman araziler var. Şeyler demiyorum. Kocaman araziler var. Git
baktın mı lan? Bak, bakmayacağım dedim gene, dayanamadım. Hadi görüşürüz. Evet, evden çıktım, abimlere doğru gidiyorum. Abim, bu arada kuzenim. Şuradan bakayım şuraya. Buraya bakayım. Dolu. Evet. Çok güzel şarkı çalıyor. Ve bizim genelde her zaman buradan geçiyorum ben. Akşamları bir kalabalık nereden çıkıyor? Bir karanlık oluyor. Oh, açtı bireyi, caz caz ses geldi. İç. İçe içe öleceğinize emin ediyorum. Çok tehlikeli bu yol ya. Bir yandan çok güzel. Böyle çekim mekim. Bir yandan da bizim bu diğer dükkan. Şurası mavi. Selamünaleyküm. Evet, bu Coş. El salla Coş. Evet, bura mı? Bu da Yunus. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bey salla Yunus. Aleyküm ve selam. İyisin, iyisin. Ulan burası sen. Bizim diğer dükkan. Arkadaşlar, bizim Türk arkadaşların çalıştığı diğer dükkan. Görüşürüz olsun diye. Hadi bakalım. Allah'a emanet beyler, görüşürüz. Hadi eyvallah. Kardeşim, Allah'a emanet. Hadi bak. Evet, bu arkadaşlar da bayağı bir yakınız. Evet, bu bizim siparişte attığımız araç. Şimdi abimlere doğru gidiyoruz. Zencik. Zenci bir ablamız vardı. Siyahi ve isyankar. Dur bakalım. Ve yengem yine cızıtacak. Nereden çıktı? Cozutacak. Evet. Galiba bahçede oturuyorlar. Evet. Şükür. Abimlere geldim. Yengem yapacak mısın bir kahvecik bana? Ne istiyorsun? Vallahi bana bir soğuk kahvecik. Tamam, yapayım. Tamam canım, bir şey olmaz, ne olacak? Yengem de bir şeyler hazırlıyor. Bakalım ne getirecek. Hani ben sana da yapayım falan dedi de. Ne yaptın sen, getir bak. Yulaf yapalım. Vallahi. Kanka. Bak, yapmış. Vallahi hakkını ödeyen. Cidden. Ne var yenge bunun içinde? Yulaf, tarçın, muz, çilek, chia tohumu, keten tohumu. Bir tadına bakalım değil mi? Yok. Çok az bir tatlandırıcı koydum sana. Ben gerek duymuyorum ama sen tatlı, hı-hı, sevdiğin için biraz tatlandırıcı. Evet. Ve süt. Çok güzel görünüyor. Gerçekten süt nasıl biliyor musun? Aşure tadı gibi geliyor. Ama muazzam. Muazzam. Ben de yavaş yavaş kaçayım. Birkaç bir yer daha göstereyim size. Oralarda da birazcık muhabbet sohbet edelim sizinle. Sonra daha güzel yerleri daha göstermeye çalışacağım. Artık hava kararıyor. Hava kararmadan birazcık gezelim değil mi? Sonra yine yengemlere, abimlere gelirim. Ya da belli olmaz, eve giderim. Bir güzel kapanış yaparız sizinle. Görüşürüz. İnşallah düşmeden geçebilirim buradan. Evet, nah geçerim şu an. Eskiden daha açıktı. Evet, şimdi buradan tren istasyonuna girelim. Buradan geliyoruz biz genelde. İnşallah biliyordur. Buralar tren istasyonu, öyle göstereyim. Gel bakalım. Hatta burayı göstermek istiyorum size. Yoruldum. Çok güzel bir mekandayım. Türkiye'de dışarı çıkma yasağı var ama burada sadece sosyal alanların kapalı. Onun dışında öyle yani. Geziyoruz, ediyoruz, takılıyoruz. Zamanımızı böyle harcıyoruz buralarda. Bizim de dükkan 4 haftadır kapalı mesela. Biz de restoran gibiyiz ama bizimkisi self servis. Gelip alıyorlar, gidiyorlar. O yüzden biz kapattık. 3 haftalığına kapatmıştık. Değişik bazı nedenlerden dolayı.
4 haftaya uzadı. Öyle, onun dışında bulunduğum mekanları göstermek istiyorum size. Nerelerde yaşıyorum, nerelerde geziyorum, dışarılarda nasıl bir spor yapabiliyorum, gelip gezebildiğim, oraları göstereceğim şimdi size. Evet, burada da mesela yani akarsu gibi bir şey var. Ne bileyim, anlamadım. Ne deniyor bilmiyorum adına. Bisikleti kilitledim buraya. Girelim, açık mı? Açık. Muazzam. Şurayı göstermek istiyorum. Direkt fotoğraflık yani. Öyle bakabilirsiniz olaya. Buralarda koşuyorlar. Sabah sporu yapmaya geliyorlar. Mesela ben spor yapıyorum falan filan. Şimdi öyle etrafı göstereyim ilk önce. Öyle bir foto var ama yerler berbat. Bizim evin hemen arkasında var. Çok güzel basketbol sahası ama kullanıma yasaklanmış. Mesela şurayı göstereyim. Çok güzel. Yani kocaman kocaman yaşlı ağaçlar var. Gövdeleri kocaman resmen. O yüzden şöyle göstereyim. Otur şuraya. Bak, otur şuraya. Mis. Çok güzel bir ağaç. Çok güzel. Beyaz beyaz çiçekler açmış. Şöyle göstereyim. Çiçeği hatta. Çok tatlı, çok güzel görünüyor. Şimdi bisikletimizi alalım. Bakalım şöyle. Çalmamışlar. Çaldılar diyor, korkuyorum. Çünkü benim bir kere bisikletim çalındı buradayken. Orada izine gitmiştim, İzmir'deydim. Bir geldim. Abi dedim, benim bisiklet nerede? Dedi, ne bisikleti? Abim o kadar şey umursamaz. Unutmuş. Neyse, ben de tabii benim de ihmalkarlığım. Şu kelimeyi söyleyemiyorum artık. Maruz görün. Mazur görün. Konuşamadım. Maruz görün. Neyse. Bir geldim. Abi dedim, bisiklet. Ne bisikleti? Abi dedim, bisikletim vardı. Aa evet, burada bir şey vardı diyor. Dedim, tabii vardı. Bisiklet yok. Bisikleti çalmışlar. Ondan sonra işte neyse, öyle böyle bir şeyler oldu. Zaten orada da iş değiştirdim. Gittim geldim. Bunları yine ilerleyen zamanlarda ben size anlatacağım. Şimdi ben bundan bisikleti çıkartayım mı? Şimdi buradan ta Biggleswade'in çıkışına kadar gideceğiz. Yani benim yaşadığım kasabanın çıkışına, otobanına, çevre yoluna, ne her neyse işte. Oraya kadar gideceğiz. Çok güzel evler başlıyor buradan. Şimdi inşallah milleti rahatsız etmem. Ve gösteririm yavaş yavaş. Şöyle göstermeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, biraz çekiniyorum etrafı göstermekten. Neden? Şöyle söyleyeyim, çok güzel evler var, muazzam. Bak, evini öyle bir döşemiş ki. Şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın? Yağmur yağdığında otur o arada. Güneş var şu an, böyle otur, şehir seyret. Şöyle bir yerden geçiyoruz. Çok otantik, çok güzel. Şuraya sandalye koymuşlar. Oturak koymuşlar. Bak. Çok uzun. Birazcık bisiklete binelim. Öyle. Göstereyim etrafı. Ay, başlayalım bakalım. Şöyle. İnşallah düşmem. Karşıdan insan gelmiyor. Güzel bir alanlardan geçtik. Evet bak, insanlara değmesin diye tam altını, koca ağacı, dalını keseceklerine şu an insanların geçecek kadar alan yapmışlar. Bence çok tatlı. İhtiyarlar toplantısı. Süper. Şu an polis geçti, korktum. Vallahi korktum. Evlerin sürekli böyle olduğunu düşünsene de Türkiye'de. İmkansız. Belli başlı yerlerde var. Right. Şuraya bak. Bak aynı. Benim ben baba olsam aha böyle olurum. Right. Şöyle devam edelim. Çok güzel araba, çok kaliteli arabalar var. Yani Türkiye'de diyorsunuz ya, mesela şu Q3 Türkiye'de ne kadar? 300 bin
400 yoktu da 300 diye düşünüyorum. Fazla takip etmiyorum ama dayıcığım bana bir yol verecek misin? Thank you. Buralarda mesela o onun neredeyse kaç modeldi tam göremedim. Plakanın böyle ortalarında mesela bu plakası görünüyor mu bilmiyorum ama KPI 3 mesela. I değil aslında o. 1-13. 2013. Bazılarında da son rakamı. Yani arabanın yılını tahmin edebiliyorsanız, ortalama kaç model arası olduğunu biliyorsanız zaten o sonunda gösterilen sayı büyük ihtimal sonundaki gösterilen sayı büyük ihtimal arabanın yılını gösteriyor. O yüzden ben de şuradan salaktan gitsem hiçbir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Bir de şeyden çok korkuyorum. Şu an Türkiye polisi gibi değil ya. Burada derdini anlatamazsın bir polise. Ama bir halden anlayan polise denk gelirsen yine bir şeyler yapabilirsin. Hani bir şeyler ağlarsın. Ağlayan adam emeği yok o yüzden. Birazcık ağlayacağım. Ondan sonra genelde bak ölü, her taraf kapalı. Dediğim sosyal alanlar. Buralarda normalde şuranın iki katı insan olması gerekiyor. Karşıdan da insan geliyor. Bu da sağdaki de yavaş gidiyor. Delireceğim. Evet, hadi bakalım. Yavaş yavaş çekildik, gidiyoruz. Kankam bana bir yol vereceğiniz mi? Baba oğul gidiyorsunuz ya da kankamı. Belki yaşlı seviyordur. Orada var çok şey. Evet, kızıl saçlı. Her yerde övmeliymiş halka bunda be. Düşündüğüm tip aslında da adam akıllı çekemiyorum, Allah kahretsin. Karşıdan da insanlar geliyor. Şöyle bana yol verecekler mi? Onları çekmiyorum. Kaldım ben, salak da gideyim. Bekleyen bir yer olduğunu düşünmüyorum. Karşıdan da gelen yok, hemen kaçtım. Bak, bizim Türk berberi sağda. Şunu göstereceğim. Sağda. Ay, Türk polisi. Türk polisi diyorum ya. Allah Allah. Polis. Türk berberi diyeceğim, o kadar korktum ki Türk polisi dedim. Şuraya bak. Yoruldum arkadaşlar. Evet. Yoksa ben bunlara yürümeye başlasam oho, bir saatten aşağı video çıkmaz. Ayrıca düşünün, ben bunları bir editleyeceğim. Polis geliyor mu lan? Korktum. Çünkü pazar günleri şöyle oluyor. Türkiye'deki gibi olsa keşke. Türkiye'de şu var. Mesela pazar gününde neredeyse aynı saat. Nerede bir saat oynuyor. Burada direkt yarı yarıya düşüyor. Saat 8'de kapatan dükkanlar 4'te kapatıyor. Yani bayağı sıkıntılı oluyor o konuda. Gezemiyorsun, geçsen de adam akıllı bir yer bulamıyorsun. Bazı kafeler kapatıyor erkenden. Çok sıkıntılı bir durum. Etrafı gösterdim size sürekli ama olsun. Karşıdan ablalar geliyor, inşallah bir şeyler demezler. Kulaklığımı paramparça ettim. Evet, kulaklığımı paramparça etmiş oldum ben. Olmuşum galiba. Evet, daha yeni kulaklığım bisikletimin ön dişlisinin arasına girdi. O çok kötü bir şey oldu sandım. Kulaklığım bozuldu. Gerçi bu kulaklığın başına gelmeyen kalmadı. Bak, gerçekten. Şöyle yapayım. Bu kulaklığın başına gelmeyen kalmadı. Neden diyeceksin? Şöyle söyleyeyim. Askere gittim, çalındı. Bulduğum, yani kayboldu. Ondan sonra gittim şeyde yıkadım. Makine. Ayrıca kaynak bu kurutma makinesinin içine attım. Saatlerce kaldı. Denedim, gene çalıştı. Garip. Neyse, bunun başına geldim, ben kalmadı. Öyle şeyler, videolar çekelim. Ben de anılarımı anlatayım diye. Sizlere güzel güzel şeyler çektiğimi ümit ediyorum. Arkamdan bu polis gücüsü yaptı sandım. Şeymiş. Şuradan salakta inceden soldan direksiyonu bıraktım, önünde bir tane bisikletli gidiyor.
Neyse geçelim onu. Açmış bizi. Takılıyor kafan kendi kafasına göre. Say hi. Yeah, I'm good, have you? I so tired. Evet işte böyle değişik değişik şeyler. Şimdi bir şeye girelim. Markete girelim. Ben hızlı geçerim kankam, sen bakma bana. Dizecim, ön fren sürtüyor. Evet şimdi markete girelim, bir tane Red Bull alalım. Joss, iyi gelsin. Evet gençler. Thank you very much buddy. Thank you. Hadi bakalım şimdi market. Merhaba arkadaşlar, kusura bakmayın telefonumun şarjı bitmiş. Ya bir yere kadar kaydetmiş. Kapanışı yaptım sanıyordum ben. Hala telefon açık sanıyordum. Maalesef şarjı bittiği için kapanışı yapamadım. O yüzden ben de eve geldim tabii. Red Bull'u içtim falan ama. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.